Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir yazma modeli göstermek istiyorum. Hem sıralı bu model, gösterişli, güzel, kolay da yapılabilecek bir model. Ben çok sevdim. Daha önce de yapıp bırakmışım zaten. Şimdi bugünkü göstermek istediğim modelim bu şekilde. İki renkli yapılmış. İsterseniz siz tek renkte kullanabilirsiniz. Orada bu modelde yaparken ben hem zürafasını yapmışım hem modeli devam etmişim. Burada şimdi ama öyle yapmayacağım. Zürafamı yapmıştım, başlamıştım. Şimdi şuraya zürafamı yapıyorum. Arada bir boşluk olacak şekilde şu küçük yeri yapacağım şimdi. Hemen onun yanındaki yere de geçiyorum. Buraya böyle biraz yüksek bırakıp ipimi bağladım. Şimdi bu baş kısma geri döndüm. Şöyle küçük bir pırpır yaptım. Bunun içinden girip ipimi yukarıya bağladım. Şimdi bu modelden buraya 4 tane yapmamız gerekiyor. 1 2 3 4 tane yapılmış. Şimdi 4 taneyi tamamlayalım. Küçük bir pırpır yaptım. Onun içinden geçtim. Sonra ipimi aşağı bağladım. Bir tane daha yapıyorum. İpimi bağladım. İçinden geçiyorum. Ve aynı yere ipimi tekrar bağlıyorum. İlk yapmamız örnekteki, kameram oraya odaklandı. Bu küçük şekli yapmak. Şimdi arada bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane zürafa bırakıp tekrardan aynı modeli tekrar yapacağız. İki, üç, dört. Bu şekilde arada 5 tane zürafa bırakıp bu kısma aynı işlemi tekrar yapacaksınız. Ben şimdi bu örnek parçamın bütün etrafına aynı işlemi yapacağım. Modelimdeki bu sırayı tamamladım. Üzerine de daha koyu bir renk seçtim. Böyle daha kahverengiye yakın bir renk seçtim. Ondan da bir sıra geçtim. Şu şekilde. En son şurada kaldım. Nasıl yaptığımı göstereyim. Her şu boşluğun içine girip ipimi bağladım.
Bu şekilde şu tepelere girip bir düğüm attım, ipimi bağladım. Şu orta yere de girip ipimi bağlıyorum. Ve tekrar bu karşı tarafa geçip ipimi bağladım. Bu sıramı da böylelikle bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi yapmam gereken sık iğne çalışması. Şu tamamladığım sıramı hep sık iğne ile tamamlayacağım her yere. Bütün etrafını o şekilde tamamlayacağım. Şimdi onu da nasıl yaptığımı göstereyim. Bu şekilde her ipimin her yerine bu şekilde tamamlayacağım, dolduracağım. Burada sayı belli değil, isterseniz 3 olur, ister 5 olur. Yani şu kısmın dolması gerekiyor. Buraya ben bir tane daha yapacağım. Bakın bu şekilde. Şimdi bir tane daha yapayım. Hemen onun yanındaki yere geçiyorum. Şu boşlukların mesafesi hepsinde farklı olabilir. O yüzden onu siz ayarlayın. 3 de olur, 4 de olur, 5 de olur. Bazı mesafeler farklı olabilir. Ama bu şekilde tamamlayacaksınız. İşinizin her tarafını böyle tamamlayacaksınız. Zaten bu böyle daha bombeli bombeli görünmüş olacak. Şimdi ben bütün sıramı da zaten ipini geçtim bir sıra. Şimdi bu kısımların hepsini tamamlayacağım. O kısmı da size şimdi birazdan gösteririm. Modelim çok güzel oldu. Renklerin uyumu da çok güzel oldu. Bütün etrafını bu döndüğüm ipin üzerinden böyle sık iğne ile tamamladım. Sık iğnemi yaparken ipimin etrafından bu şekilde iki tur döndüm. Şimdi en son yerimi de tamamlıyorum. Hem çok güzel oldu, hem gösterişli, hem kolay bir model oldu. Keyifle yapılıyor. Ben çok severek yaptım. Benimle birlikte yapmak isteyenler, onlar da inşallah keyifle güzel yaparlar. Evet, modelimi bitirdim. Bitmiş hali bu şekilde. Dediğim gibi çok güzel oldu zaten. Gösterişli, güzel bir modeldi. Kolay, pratik. Güzel bir model. Burada da diğer çember kenarında yaptığım iki renkli çalışmam var. Bu şekilde. Bu model de çok güzel zaten. Renklerin uyumu çok güzel. Aynı model. Ben sadece burada hem zürafasını yapmışım, hem şu orta kısmını yapmışım. Burada yaparken zürafanın üstüne bir sıra daha yapmış oldum. İsterseniz siz bu alt kısma farklı bir model daha uygulayabilirsiniz. K modeli dediğimiz bir model var, çalışma var. Onun üzerine de yaparsınız. Model biraz daha yukarı kalkmış olur. O şekilde de güzel görünür. Bugünkü modelim bu şekilde. Çok güzel oldu. Ben çok severek yaptım. Bugünlük benden bu kadar. Bana destek olan, yorum yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz benim için çok değerli. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.